Garip halimden bilen şüveli nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin usta, neredesin sen? Ben bir sazcıyım, türkü çalar türkü söylerim. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Bir son türküsünü bu sabah söyledi. Sonra astı sazını, kapattı gözlerini, sustu. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca. Ne kaldıysa sizin bundan sonra. Başımın üstünde yeriniz var, gönlümün içinde yeriniz var. Bozkır'ın tezenesi, bozlakların babası, Türk halk müziğinin unutulmazı büyük usta Neşet Ertaş gitti. Sazı da, türküleri de yetim kaldı. İngilizce olsun, ne olursa olsun yeter ki Türk halk müziğimiz duyulsun. Sevda olmasaydı... UNESCO yaşayan insan hazinesi dedi ama o hep boynu biraz bükük, hep mahcup, devlet sanatçılığını reddedecek kadar mütevazı, o kadar Anadolu insanıydı. Kimseyi kimseden sormamak için diye bir türkü söyledim, bir tek türkü söyledim. Önce insan kendini tanıyacak ki ondan sonra Zahide'nin kimliğini bilecek, kıymetini anlayacak. Zahide kurbanım of, ne olacak halim, gene bir laf duydum, kırıldı belim. Halk ozanı Neşet Ertaş, sağlık sorunları yüzünden Almanya'ya yerleşmişti. Yurduna 23 yıl sonra dönebildi. Şükür memleketime geldim bu sene. Son yıllarda ise siroza yakalandı. İzmir'de hastanede tedavi altındaydı. Dün öğle saatlerinde durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alındı. O Türkiye'ye mal olmuş bizim tabii ki ailemiz, babamız. Ama o Türkiye'nin abisi, babası, kardeşiydi. Ve bu sabah hastaneden kötü haber geldi. Büyük usta yalan dünyaya gözlerini yumdu. Yakınları, sevenleri hastaneye koştu. Vefat ettiğini duydum, koştum geldim yani. Şimdi işte Zahide öksüz kaldı. Bozlakların babası Neşet Ertaş'ın naaşı yarın Kırşehir'e götürülecek. Beni babamın ayak ucuna gömün derdi hep. Öyle de olacak. Ustasının babası Muharrem Ertaş'ın ayak ucuna defnedilecek. Yalan dünya.